Dortmund'da 3. Saadet Şöleni düzenlendi. Şölene Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak da katıldı. Kamalak burada yaptığı konuşmada İslam'ın her bir prensibi insanlığa ışık tutan kavramlardır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, İslam dininin tüm prensiplerinin insanlığa ışık tuttuğunu belirtti. 250 milyon çocuk. 3. Saadet Şöleni'ne katılmak için Almanya'nın Dortmund kentine gelen Kamalak, dünyada herkese yetecek kadar yer ve nimetin bulunduğunu ancak adil bir düzenin olmadığını söyledi. Atışmalarda hayatını kaybetmiş. Mevcut düzenin sömürü düzeni olduğunu savunan Kamalak, adil bir düzen olmadığı içindir ki bugün tam 250 milyon çocuk savaş ve çatışma ortamının içinde bulunuyor. Son 10 yılda 2,5 milyon çocuk çatışmalarda hayatını kaybetmiş, 15 milyondan fazla çocuksa yaralanmış ve sakat kalmıştır. Yine bu sömürü düzeni yüzünden parklarda oynaması gereken çocuklar Akdeniz'in, Ege'nin soğuk sularında can vermektedir ifadesini kullandı. Değerli arkadaşlarım, biz diyoruz ki tüm insanlık için bu dünyada herkese ama herkese yetecek kadar yer de vardır, nimet de vardır. Ama adil bir düzen yoktur. Adil bir düzen olmadığı içindir ki bugün değerli kardeşlerim tam 250 milyon çocuk savaş ve çatışma ortamının içinde bulunuyor. Son 10 yılda 2,5 milyondan fazla çocuk çatışmalarda hayatını kaybetmiş. 15 milyondan fazla çocuk ise yaralanmış, sakat kalmıştır. Yine bu sömürü düzeni yüzünden parklarda oynaması gereken çocuklar Akdeniz'in, Ege'nin soğuk sularında can vermektedir. Bu sömürü düzeni yüzünden 7,5 milyarlık insanlık aleminin yaşadığı bu dünyamızda her gece 1 milyar insan aç yatmaktadır. Her 6 saniyede bir çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 2 milyar insan yoksulluk sınırının altında sefalet içerisinde yaşamaya çalışmaktadır. Artık Paris'teki insan da, Berlin'deki insan da, Bağdat'taki, Beyrut'taki insan kadar endişe içindedir. Birilerinin zannettiği, korktuğu yahut İnsanlığın kurtuluşunun İslam diniyle mümkün olduğunu söyleyen Kamalak, İslam birilerinin zannettiği, korktuğu ya da korkutmaya çalıştığı gibi bir öcü sistemi olmadığını ifade etti. Korkutmaya çalıştığı gibi bir öcü sistemi değil, tüm insanlığa ışık tutan evrensel prensiplerin adıdır. Küresel emperyalizmin bütün hesaplarının İslam dünyası üzerine yapılmış olması da bu sebepten dolayıdır. Cihat gibi emperyalizmin bütün hesaplarını alt üst eden o ulvi kavramı terörle eş değerde tutmaya çalışmalarının sebebi de bu korkularından ileri gelmektedir. Cihat gibi değerli kardeşlerim, İslam'ın her bir prensibi insanlığa ışık tutan kavramlardır. Amerikalı kardeşlerine selam olsun diyorum. Esselamu aleyküm. İslam ülkelerinin başsız olduğunu, bir araya gelmeleri durumunda büyük bir güç oluşturacağını ifade eden Kamalak, yapılması gerekenin öncelikle İslam birliğini tesis etmek olduğunu söyledi. İnsanlık için bu dünyada herkese ama herkese yetecek kadar yer de vardır. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Kamalak sözlerini şöyle tamamladı. Düzen yoktur.
Adil. Bugün dünyanın en kıymetli maden ocakları İslam coğrafyasındadır. Dünyanın en etkili petrol yatakları İslam ülkelerindedir. Dünyanın en genç ve en dinamik nüfusu İslam coğrafyasındadır. Ancak İslam coğrafyası bugün başsızdır. Bir tesbihin taneleri gibi etrafa dağılmıştır. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesi vardır. 6 devlet de üyelik için başvurmuştur. 63. bunlardan 37'si Osmanlı'dan kopmadır. Her biri sizi bekliyor, milli görüş erlerini bekliyor, Saadet Partisi'ni bekliyor.